Bir önceki videoda da bahsettiğimiz gibi bir karakter birçok engelle karşılaşabilir. Bu engeller karakterin istedikleri şeyi elde etmesine ya da ihtiyaç duydukları şeye ulaşmasına engel olabilir. Karakterin engeller karşısında yaptığı seçimler ve bunların sonucunda yaşadığı değişimler karakter arkı olarak adlandırılabilir. Genellikle ben şöyle düşünmeyi seviyorum. Karakter, engel ve hedef hedefe ulaşmak isteyen karakter bu engelleri aşmak zorundadır. Engeller onları oldukları kişi yapan, yeni bir insana dönüştüren şeydir. Ve ark oluşturan şey de zaten budur. İzlediğiniz filmlerin ve okuduğunuz hikayelerin çoğunu düşünürseniz karakter aslında şekillendirilmeye hazır olan basit bir formda başlar. Karakterin en son ulaştığı yani filmin sonundaki hali ise onun daha yüksek bir versiyonu gibidir. Orada daha iyi durumdadır. Karakterler mücadelelerle yüzleşmedikleri sürece o noktaya ulaşamazlar ve daha iyi hallerine ulaşmalarını sağlayan şey üzerlerindeki o baskıdır. Engeller olmadan karakter yalnızca düz bir çizgide ilerler. Fakat engeller ortaya çıktığında bu karakter arkının oluşmasını sağlar. Dönüm noktasında yüzleşmek zorunda oldukları en zor engele gelene kadar ve o noktadan sonra yaşadıklarıyla karakterin arkı tamamlanır. Yani bence engeller olmadan arkın var olabilmesi mümkün bile olamaz. İnanılmaz ailede çok açık ve ayrıca dış kaynaklı olan bir engelimiz var. Omnidroid. Sendrom Bob'u adaya davet eder ve burada büyük bir droid var. Bakalım onunla dövüşebilecek misin der. Bob onunla dövüşür. İlk Omnidroid de çok sıkı bir dövüş yapar ve zar zor da olsa onu yener. Varını yoğunu ortaya koyması gerekse de sonunda kazanan Bob olur. Bob kazanır ve iyi hisseder ama biz seyirci olarak onların neredeyse başa baş dövüştüklerini biliriz. Bob oraya tekrar çağrıldığında bu sefer Omnidroid kazanır ve Bob yakalanır. Yani artık engelin kahramandan daha büyük olduğunu biliyoruz. İşte bu onun öğrenme arkını gösteriyor. Büyük yolculuğun ve onu kahraman yapan şeyin ailesi olduğunu öğrenmesi gerekiyor. Filmin sonunda Omnidroid yeniden karşımıza çıkar ve bu sefer inanılmaz ailenin tamamı karşısındadır ve tüm aile onu durdurmaya yetebilecek mi sorusunu sorarız. Cevap tabii ki evet. Onlar süperler. Onlar inanılmaz aile. Hiçbir şey inanılmaz aileyi durduramaz ta ki inanılmaz ayrı ikiye kadar. Aslında tüm hikayelerde bir dönüşüm yaşanır. Bu dönüşüm karakterinizde de olabilir ya da karakteriniz dünyayı da değiştirebilir. Her şekilde bu dönüşümü izlemek gerçekten ilgi çekicidir. Bazen karakter büyük bir değişim yaşamayabilir ama belki etrafındaki dünyayı etkiliyordur ve bu da çok ilginç olabilir. Örneğin neşe gibi bir karakterin önüne çıkan şöyle bir engelden bahsedebiliriz. Neşe, Riley'nin sürekli mutlu olmasını isteyen bir karakter. Bu arada kendisi hafıza çöplüğüne düşer. Bu filmdeki büyük engellerden biri. Çünkü bu sebeple neşe duygusu Riley için ulaşılmaz olur. Meşe hafıza çöplüğünün içinde Riley'ye meydan okuduğu zaman ne hissettiği ile ilgili bir anı oynatır. Ve Riley'nin mutlu olmasının tek sebebinin aslında mutsuz olduğunda bir evreden geçmesi olduğunu fark eder. Artık neye ihtiyacı olduğunu biliyordur. Riley'nin üzüntüye ihtiyacı vardır ve işte işler şimdi değişir. Neşe, üzüntünün kontrol merkezine geri dönmesini sağlamak için her yolu dener. Bu artık kendi amacından daha önemlidir. Çünkü Riley tamamen mutlu olmak için hayatında üzüntü, korku, tiksinti gibi diğer duygulara ihtiyacı vardır. O da bunu fark eder. Yani Riley'nin bütün bunlara ihtiyacı olduğunu fark eder. Bir karakterin sadece bir kapıdan içeri girmekle bir başarı elde ettiği filmler izlediğimizde bu bize çok da gerçekçi gelmez. Hatta karakterin aslında bunu hak etmediğini düşünürüz. Karakterin başarıyı hak etmek için çalışmasını isteriz. Çünkü çünkü biliyoruz ki bir şeyi karşılıksız şekilde elde ederseniz o şeyin değerini asla bilmeyeceksiniz. Karakter arkı bir hikayenin başından sonuna kadar karakterin geçirdiği dönüşümü ya da değişiklikleri temsil eder. Yapıyı sonraki bölümde daha ayrıntılı inceleyeceğiz ama şimdilik sıradaki alıştırmada sevdiğiniz filmlere ait karakter arklarını belirleme ve yaratmak istediğiniz karakterlerde mümkün olabilecek arkları düşünmek için beyin fırtınası yapma şansınız olacak.